Merhaba değerli dostlar, ben Yusuf Altınok. Hey Bey kanalının bu haftaki podcast yayınına hoş geldiniz. Geçen hafta özgürlük konusunun sorumluluk zemininde ele alınması gerektiğini konuşmuştuk ve hayatın anlamının özgür irade olabileceğini düşündüğümü söyleyerek aslında bu programın ana konusunu belli etmiştim. Dilerseniz buyurun başlayalım. Biz bu dünyaya maruz kaldık. Kimse seçmedi doğduğu ailesini, memleketini ve hatta inançlarını. Seçmediğimiz kimliklerimizle gurur duymamız gerektiği söylenildi. Hatta bu uğurda ölmeli ve öldürmelisin denildi. Yaşasın bizim tarafın kimliği. Allah bizimle. Ver mehteri. Kahrolsun bizden olmayan kafirler. Kahrolsun kahrolmamış, kahrolması gereken, kahrolasıca şeyler. Neyse, tamam, kestik. Kimlikler kurtulması gereken şeyler midir? Gerçekten bilmiyorum ama eğer Hindistan'da doğsaydınız, kimliğiniz sizi bir heykelin önünde saygı duruşuna geçmeyi kutlu bir görev sayabilirdi. Aksine de hainlik. Bunun ne kadar absürt bir davranış olduğunu o kimlik içerisindeyken aklınıza bile getiremeyebilirdiniz. Tıpkı bir balığın içinde yüzdüğü denizi bilmemesi kadar, solduğunuz havanın varlığını gün içinde fark etmediğiniz kadar bilemeyebiliyorsunuz bazen kendi içinizde bulunduğunuz absürtlüğü. Bu yüzden farklı bir kimlik üzerinden örnek verebiliyorum ki ben de kendi içinde bulunduğum kimliğin absürtlüğünü göremiyorum. Ve size de daha net gösterebilmek için Hindistan'daki öküze ya da heykellere saygı duruşu yapanlardan bahsetmek zorunda kalıyorum. Küçük Prens kitabında bir söz vardı. Çok etkilenmiştim. Eğer kendini yargılayabilirsen, gerçekten bilge olabilirsin. Kendini yargılamak, başkasını yargılamaya benzemez. Eğer kendini yargılamayı başarabilirsen, işte o zaman gerçek bilgeliğe ulaşabilirsin, diyordu. Kendini zamandan bağımsız, kimliklerden sıyrılmış, saf halinle görebilmek, kendini bilmek, kendini tanımak. Zor bir yolculuk. Bazı arkadaşlarımız ama ben sorguladım. En doğru kimlik zaten bizim kimliğimizmiş diyorlar. Hatta bazıları daha da ileri gidip yüce yaratıcının adına konuşabilme yetkisini kendilerinde görüp sadece bizim kimliğimizden olanlar cennete girebilecek diyebiliyorlar. Üstelik bunu diyen inançlı insanlar son indirilen kitapta bunun tam aksine ayetler bulunduğunun farkında bile değiller. Neyse, kimseye din anlatmak, eğitim vermek ya da insanların bilmedikleri bir şeyleri öğretmek gibi bir iddiam yok. Sadece kendi öznel deneyimlediğim, kendi hayatımın bana düşündürdüklerini, eğer siz de hissediyorsanız eğer yalnız olmadığımı ortak duygular hisseden dostlarımla paylaşmaktır amacım. Sorguladım diyen arkadaşlarımız sadece kendi kimliğini, inançlarını onaylayan yazarları, düşünürleri buluyorlar ve kendilerini daha fazla o kişilere onaylatıyorlar ve kendilerini de sorgulayanlardan sayıyorlar. Yine hepsinden en iyisi, en doğrusu zaten benim en baştan kendi içinde bulunduğum kimliğimmiş diyorlar. Kafayı da çok karıştırmamak gerek. Sigortalı bir işim olsun, evleneyim, çocukları da özel okula yazdırmam lazım, en az iki yabancı dil, üniversiteyi de yurt dışında okusunlar, kendini kurtarsın, ben yapamadım, hatta ben onun için kendimi feda ediyorum. Bu bahsettiğim fedai arkadaşların karşısına geçip ufacık bir karşı fikir beyan edemezseniz, bilinç seviyesi hatta ne kadar az ise o kadar da fanatik taraftardırlar. Çünkü kandırılmak istemezler. Kandırılmış olmayı kendilerine yediremezler. Hakikatten yayılan ışığı seviyorlar. Ama o ışık kendi yanılgılarını ortaya çıkardı mı ondan nefret ediyorlar. Çünkü aldatılmak istemiyorlar. Hatta ilk fırsatta kendileri aldatmak istiyorlar. Herkes birbirinin kopyası. Kimsenin kendisine ait düşüncesi veya fikri yok. Ve buna ihtiyaç da duymuyorlar. En basitinden herkesin hoşuna gidecek bir kek yapsanız, size sorulacak ilk soru kimden aldım bu tarifi olur. Kendim buldum deseniz de inanmazlar. Kaynağını bizden saklıyor diye düşünürler hatta. Şaka değil söylediklerim. Birisinin reçetesi olmadan kek bile yapamaz durumda insanlık. Ya da güvenilir bir kek tarifine birebir uymak mı bu işin doğrusu bilmiyorum ama ben kekin tadından ziyade
kendi kekinin beğenilmesi hazzından insanlığın yoksun olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hazzı yaşamadan ölmemek gerekir diye düşünüyorum. Kendi kekinin farklılığını kabul ettiğinde, diğer keklerin de otomatikmen farklılığını kabul etmiş olacaksınız. Kimse sizinle birebir aynı keki yapmak zorunda da değildir. Farklı kek yapabilmek sizi bir takım sorumluluklarla baş başa bırakır ama. Denemeniz gerekir, yanılmanız gerekir, malzeme ve zaman harcamanız gerekir. Özgürlük, bir takım sorumlulukları göze almanızı gerektirir. Geçen programda bahsettiğim Üstad Nurettin Topçu'ya katılmıyor gibi göründüğüm yer burasıydı. Sorumluluk alabilmek için önce özgürlüğe cesaret etmek gerekiyor. Önce kendi tarifine, önce kendi reçetene niyet etmelisin. Bunu yapabilmek için sorumluluk alman gerekir. Özgürlük bizi belirsizliğin yolculuğuna çıkaracaktır. Ben özgürlüğü bu anlamda cehenneme benzetiyorum. Konfor alanının cennetinden, Adem'in cennetten kovulduğu gibi kovulmaya benzer özgürlük. Bununla baş edebilmek için çok güçlü olmanız gerekiyor. Bir kitapta okumuştum. Kendi başının çaresine bakmış bir kadının gözleri nazik bakmaz diyordu. Sizi hırpalayacak, yoracak, güçlendirecek bir yolculuktan bahsediyorum. Kalabalığa karışmak hiçbir yetenek gerektirmez. Ama yalnız ve dik durmak gerçekten çok şey gerektirir. Bir insan risk almıyorsa, yeni bir şey düşünmeye ya da yapmaya korkuyorsa, sınırlarını hiç zorlamamış, sabrını hiç denememiş ise yaşadığı hayat kendisine ait değildir. Bizi biz yapan şeyler, bize ait olan seçimlerimizdir. Bir kimliğe büründüğümüz için yaptığımız hareketlerimiz, bizi iyi ya da kötü bir insan yapma konusunda değerlendirilemez. Bir kişinin hapishanede olduğu için yapamadığı hırsızlığından dolayı bu insanı iyi olarak tanımlayamayız. Eğer ki bu dünya bir imtihan yeri ise, bizi diğerlerinden seçip ayıracak şeyin özgür irademiz ile yaptığımız seçimlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.